الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق الصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إلى آخر يا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله سر إلى دوام التيمس تفسير تَرْسِيمِ زن نيساس ولا 86. ayeti kerimesine geldik. Bu ayeti kerime selam ile ilgili insanların, Müslümanların birbirlerine selamlaşması ile ilgili ayrıntılı konuları bugün burada paylaşacağız. Nisa suresi 86. Bismillah. Ve izâ huyyitum selamlandığınız zaman bir tahiyyetin, bir selamla bi biahsana minha. Size verilen selamın daha güzeliyle siz de onu hemen selamlayın. Fehayyu kelimesi hemen demektir. Yani orada iza huyitum bi hemen orada fa yani derhal onu yerine getirin. Onun için selam e, vermek Sünnet almak farzdır. Kur'an okumak, Sünnet dinlemek farzdır. Bunun sebebi inceliği şu: selam veren kişiye bir değer verilmiş oluyor. Mesela selam vermek Sünnettir, hadizatında Sünnet. Ecdadımız derdi ki hangi Sünnet farzdan büyüktür? İşte selam verme Sünneti. Halbuki veren daha büyük sevap alıyor ama vermek sünnettir, almak farzdır. Oradaki farz yani şart manasında, gerekli manasında. Şöyle ki Kur'an okumak sünnet, dinlemek farz. Bir insan selam verdiği zaman karşıki tarafta o selamı aldığında ona değer vermiş oluyor. Selam ver, veren kişinin selamını almazsa ben seni tanımıyorum, sana itibar etmiyorum manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de işte okumak sünnet ama dinlemek farz. Yani Allah'ın kelamına kişi saygı göstermiş oluyor. Kur'an'ı dinlemediği zaman benim bunlarla işim olmaz manasına gelir ki onun için dinlemek farz yani orada gerekli manasında e, anlamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti kerime وَاِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّ Bir selamla selamlandığınızda Fehayyû bi ahsene Siz onu daha güzeliyle mukabele edin, selamınızı verin. Ev <laughs> rudduha veyahut da aynısını yani Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Aynısı da olabilir veya daha güzelini olur ve Rahmetullah eklenir. inna Allah mukiyallah kana ala kullu şeyin hasiba. Allah Celle Celaluhu her şeyi karşılık vericidir. Şimdi bu konu uzun bir konudur selam meselesi mühimdir. Ee, Nur suresinde Bismillah ve izâ dehaltum siz bir eve vardığınızda fesellimu En enfusikum kendi nize selam verin. Tahiyyeten min indillahi mübareketen tayyibe. Yani Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir tahiyye, sağlık dilemiş olmak. Esselamu kelimesi Esselamu ee, aleykum, Demek Allah dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk, ahirette de cennetini, cemalini nasip etsin demek oluyor. Yani bir selam dünyada o insanın üzerine tevdi edilecek bütün güzellikler, sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk. Başka ne kaldı geriye? Ahirette de Allah'ın cenneti, cemali senin üzerine olsun demektir. Bu kelimeyi kaldırıp bunun yerine başka bu kadar efendim geniş duaların ifade edildiği bir kelimeyi bulmak mümkün değil. Selamın kaldırılması, onun için onun yerine başka bir kelimenin getirilmesi doğru değil. Şimdi e, selam ile ilgili e, cennette selamlaşmak vardır. Ölüm anında Azrail aleyhisselam kişiye gelir, selam verir. Mesela ölüm meleği Müslümanların canını alırken e, Azrail gelir. Esselamu yakrauke selam. Ey Allah'ın güzel kulu. Esselamu yani selam olan Allah'ımızın isimlerinden bir tanesi. Esselamul müminul müheyminu. Rabbimizin ismi. Esselam selam olan Allah'ın sana selamı var. Ve yakul ecibni fe inni müştakun ileyk. Bana icabet et. Ben sana müştakım. Ve eştakatil cennat vel hurul ayn ileyk. Cennetler ve huriler sana müştaktır diye Allah Celle Celaluhu seni davet ediyor. İman ehli bu şekilde ruhunu teslim ediyor. Allah iman üzere ruhumuzu teslim etmeye muvaffak eylesin. İbrahim Aleyhisselam'a Azza Aleyhisselam geldi. Dedi ki ruhunu alacağım. Dedi ki ben Allah'ın haliliyim. Vettehazallah İbrahim'e halila. Allah'ın ben halil dostu. Hiç dost dostunun canını alır mı? Garibine gitti. Hakikaten ne güzel bir şey. Rabbimiz Celle Celaluhu'na münacat etti. Ya Rabbim, senin Halil'in İbrahim Aleyhisselam böyle söylüyor. Mevla Teala De ki ona hiç dost dostuna kavuşmak istemez mi? Aziz Aleyhisselam dedi ki, Ya İbrahim, Rabbimiz Celle Celal, Esselamu yakravu kesselam. Allah sana selam ediyor, bildiriyor ki hiç dost dostuna kavuşmak istemez mi? Onun üzerine hadi gidelim dedi. Ne güzel. Şimdi vesika bismillah vesika allazina ettekav rabbuhum ila el cenneti zümera. Müslümanlar muttakiler cennete sevk edildi. Hatta iza cauha futihat ebwab. Cennete gelirler, kapılar açılır. Buyurun ne güzel. Ve kallehum hazinetu cennet bekçileri Rıdvan yani melekler selamun aleykum tıbutum fedhuluha halidin. Cennete girilirken ilk duyulan kelime selamun aleykum. Demek ki selam kelimesi dünyada da lazım, kabirde de lazım, cennette de lazım. Biz bu kelimeyi yayarız, yayaz efşu selam beynekum. Aranızda selamı yayın. Efendim tedhulul cenne bi selami rabbikum, selameti rabbikum. Rabbinizin selametiyle de cennete gidin. Selamın yerini hiçbir kelime almaz. Şimdi yine vel melake yedhuluna aleyhi min kulli bab. melekler cennetliklerin yanına her taraftan varırlar. Selamun aleyküm size selam olsun derler. Selamun aleyküm derler. Demek ki cennette kişinin ilk karşılaşacağı şeyler daha kapıdan girerken selam ile karşılanacak. Gönlünüz hoş olsun. Cennete ebedi kalın. Cennete girildikten sonra melekler gelip ziyaret edecekler ve her türlü her taraftan gelen melekler Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Siz dünyada günahlara, haramlara, isyanlara, yanlışlara, efendim kötülere, kötülüklere sabrettiniz. Efendim işte ne güzel size cennet vaat edildi diye bu ke kelime cennette de inşallah duyulacak. Allah duyanlardan eylesin. Bir de Allah Celle Celaluhu Efendimiz ve selam olan selamı ve salatı اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَاكَتَهُ Muhakkak ki Allah ve onun melekleri يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Nebi Zişan'a salat ediyorlar. يَا يُلَّذِينَ اَمُنُ Ey iman edenler! Siz Allah'ın ve meleklerin ne yaptığını öğrendiniz mi? Öğrendik. allah Teala Habibine salat ediyor. Sallu aleyhi, siz de Habibime salat edin ve sellimu teslima, ona sala, selam edin, Efendim onu çok salat ile selam ile selam edin. Ee, yani demek ki bir insan e, Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ediyor, selam ediyor e, ve kullarından da bunu istiyor. Bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geçtiğinde Muhammed dedi ki işte Ahmet dedi ki falan bu şekilde konuşması çok büyük talihsizlik olur. Çünkü ayeti kerime Muhakkak ki Allah ve melekler ve alel nebi. Nebi izleyişana salat ediyor. Ya öyle zinamir, Ey Müslümanlar. Duydunuz mu? Bak Allahu Teala melekler ne yapıyor? Duyduk ya Rabbi. Sallu aleyhi ve sellemü teslim Siz de ona salat edin. Selam edin. Efendim Allah'ın selamı gibi selam edin. Biz salavat getirirken ne diyoruz? Allahümme ey Allah'ım. Salli, salli ala e, salat et. Seyyidina seyyidimiz Muhammed. Yani seyyidimiz olan Hazreti Muhammed'e sen salat ettin. Biz senin salatını tekrar ediyoruz demek oluyor. Peki. Selamın faziletiyle ilgili hadislere geçiyorum hızlı bir şekilde. Ey Ey insanlar. Efşu selam. Selamı yayın. At'imu ta'am. ikram edin. Osmanlı aşevleri kurduğu bir tane fakir bırakmadı. Yani müesseseler, mesela merkezi camiler, bir sürü imkanları var, gelirleri var, altlarında büyük gelirleri var. Ya dağıtın bunu ya, aşevleri kurun, Fakir kalmasın, yetim kalmasın. Yani biriktir, biriktir, biriktir. Bu bunu artık bir değiştirmemiz gerekiyor. Aşevleri kurulsun. Et'amut-taam. İkram edin. Vasılül erham, akraba ziyareti yapın. Vesallu leyl gece namazı kılın ve nasun yem cennete biselam. Ne güzel. Nakarat halindedir bu. Ef'çus selam, et'amut-taam, elham erham, vesallu billeyl ve nasun yem cennete Namazı selam verin, ikram edin, akraba ziyaretini yapın, gece namazı kılın. İnsanlar uykudayken Allah'a kulluk edin, ibadet edin. Allah'ın cennetine selametle giriniz. Efşus selam teslamu. Selamı yayın, selamet bulun. Yani ülkemizde İslam aleminde muhabbetin tesisi için selamın yayılması lazım. Semerkant Buhara ziyaretleri e, gitmiştim o bölgelere de. Orada insanlar 7'den 70'e herkes birbirlerini görüşürken, ayrılırken selamun aleyküm, assalamu, sürekli selam veriyorlar. Yani Oralarda o selam onların inşallah büyük bir huzura, mutluluğa götürecektir kanaatindeyim. O günlerde göreceğiz. Çok birbirlerine selam veriyorlar ve çok hoşuma gitti. Ladet <laughs> hullu cennete tu'minu. Resulullah buyurdu ki iman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Velat'minu hatate ha bu. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bir insan diyorsa ki ben Müslümanım. Müslümanım diyorsan güzel kardeşim, o zaman Müslüman birbirlerini sever. Birbirlerine ihanet etmez. Yani insanın özünde haset vardır. İnsanın özünde kin vardır. Ham olarak melek değiliz. Ama o içindeki hasedi yok edecek, içindeki kini yok edecek. Ben bunu itiraf ediyorum. Yani insanın özünde kin ve haset vardır ama ben bunların hepsini yok etmişimdir. Kimseye haset etmem. Yani insanın duygularında oluştuğu zaman hemen dua ederim. Allah'ın sahip olduğu bu malından, arabasından, evinden bu huzur ver, mutluluk ver, güzellik ver, iyilik ver, izzet ver, asalet ver, nimet ver ve dua ediyorum. E bu sefer ne oluyor? Haset çatlıyor, yok olup gidiyor. Yani niye verdin ona ya Rabbim? Niye onda var? Ha i̇şte öyle diyorsan sen haset bir insansın. O duygular oluştuğu anda hemen duaya başlayacaksın. Onun iyiliğini isteyeceksin. Efendim özündekini yok edeceksin. Bir de kin tutmaya da gerek yok. Yanlışlar olabilir. Hazreti Ali diyor ne diyor? Yanlış düzeltmekle bitmez. Yoluna devam edeceksin. Efendim kin tutmakla da bir yere varamayız. Kindar olan dindar olamaz. Biz içimizdeki Efendim o kin duygusunu kötüleri, zalimleri, efendim din düşmanlarının şerlerini ortadan kaldırmaya kullanacağız. Velatümin hatta tehabu birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Eveladullikum ala şeynize fealtum Ben size bir şey bildireyim. Yaparsanız sevgiyi tesis etmiş olursunuz. Efuc selam beynekum. Aranızda selamı yayın. Buhari hadisi çok mühim bir hadis-i şerif var önümde. Halakallahu Adem ve Tulu Zira'an. Buhari hadisidir. Kaynağını vereyim. Mühim çünkü. 3148. hadis-i şerif. Allah Adem Aleyhisselam yarattığında 60 zira idi. Bir zira 48, 50 santim civarındadır. 6 kere 8, yani 50 santim olarak düşünsek 60 zira 6 kere 5, 30. 30 metre civarında yapar. Sittune ziraan 30 zira. Bir zira 48 santim. Yani 50 santim yuvarla olarak gitsek. Altı 6 kere 5 30 metre yapar. Süme izheb feselim ala ulaike minel melaike. Ya Adem git o meleklere selam ver. ya ma yuhayyunuke. Sana nasıl selamını alacaklar? Tehiyyetüke ve tehiyyet zürriyetike. Esselamu aleyküm. Ondan sonra bu şekilde selam verdi. Fekalu melekler de dediler ki Esselamu aleyke ve rahmetullah. Onlar ilave ettiler ve rahmetullah. Fezaduhu ve rahmetullah. Fe kullu şeyin fe kullu men yedhulul cenne cennete giren herkes eee yedhulul cenne ala sureti Adem. Adem Aleyhisselam'ın sureti üzerine yani o evsaf üzerine cennete girecek. Fe halk yanqusu hatta hattel an. İnsanoğlu Adem Aleyhisselam yaratılışından itibaren e, kavimler vardır mesela dünyada. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam dönemine kadar insanların ilk dönemleridir. Boyları uzun, yaşları da çok. Nuh Aleyhisselam döneminden sonra boylar bir anda küçüldü. Musa Aleyhisselam dönemine kadar. Yaşlar da, yani ilk dönemin işte boylar 30 metreden bahsediliyorsa, yani 900 ile 1200 yaş arası e, oluyor o dönemler. Nuh Aleyhisselam'dan e, İbrahim Aleyhisselam dönemlerine kadar e, boylar küçüldü. Yaşlar da 300 ile işte 100-300 arasında dolaştı. İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam dönemi bugünümüze bayağı yakınlaştı. Yani boylar 2 metrenin üstünde de olsa yaş ortalamaları 100 küsürlerde. Musa Aleyhisselam döneminden sonraki dönem bu döneme benzer bir dönem olmuştur. Yani dünya dönemlerini incelediğimiz zaman ana hatlara böyle çıkıyor. Cennette Adem Aleyhisselam'ın boyu, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı, İdris Aleyhisselam'ın e, e, sadeliği ve Allah'a sadakati, İsa Aleyhisselam'ın zühtü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile kişiler cennette o güzelliklerle donanacak, o ahlak ile mücehhez olacaklar. Câra cünîn sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e birisi geldi. Esselamu Aleyküm. Resulullah selam verdiler. Feredde Aleyhisselam sümme celâse fe kalin nebiyyâ Yani selam ver, esselamu Aleyküm o da ve Aleyküm selam dediler. Resulullah 10 buyurdu. Sümece ahar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Feradde aleyhi fecelese eşrune. o da ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah dediler. Resulullahımız 20 buyurdu. Sümme bir başkası geldi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Dikkatinizi çekersek birisi Esselamu Aleyküm dedi. Öbürü ve Rahmetullah ve ilave edildi. Üçüncüsü de ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ilave edildi. Fecelese selasun. 30 sevap. Yani demek ki her bir ilavede bir mükafat vardır. Ortam müsait, şartlar müsaitse bu şekilde selamı vermek lazım. Ee, biz de aynı şekilde mukabeleyi de e, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer veren ve berekatü dediyse biz de ve berekatü'yü e, bir ziyadesini ekleyerek yapmamız lazım. En naracülen se'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül hayır. sordu ya Resulallah. İslam'da en hayırlı nedir? En güzel, en hayırlı iş. Tut ve tekrahu selam alâ men ve tarif. Selam vermek, ikram etmek ikram ikram yani e, infak etmek Osmanlı dönemindeki vakıflar dağıtı dağıtmak için kurulmuştur. Son dönemin vakıflarını da oluşumlarını incelediğimiz zaman toplama üzerine kurulmuş gibi görülüyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Yani camilerdir, vakıflardır, tarikatlardır, derneklerdir, e, Diyanettir veya efendim kurumlardır, kuruluşlardır bütün e, devlet kurumlarıdır, belediyelerdir vesaire. Ya oluşan imkanları ve yani tut emutta ikram etmek, dağıtmak, etrafında fakir yetim muhtaç bırakmamak efendim. Ve tekrar selam bir de selam vermek. E tanımıyorum. Alamen arafte tarı. Tanıdığın tanımadığın. Olsun. Yani bir muhabbet tesis edilecek. Birbirine selam vereceksin. O da muhabbeti tesis edecek. Resulullah Efendimiz bir başka hadis-i şerifte buyurdu ki Esselamu kabilel kelam. Konuşmadan evvel selam. Selam vermeyen kişiye cevap verme mecburiyeti yoktur. Yani kişi selam vermedi, sana bir şey soruyor. Ahmet vesaire. Selam verme mecburiyetinde değilsin. Dersin ki ya bir selam ver mübarek. Bir selamını alalım da. Ne güzel. Yani esselamu Allah dünyada sağlık, sağlık, afiyet, mutluluk, ahirete cennetin cemalini nasip etsin. Bu kadar mana var. Sen bu kelamı bırakıyorsun efendim, mevzuya giriyorsun. Yani hayırlı günler, hayırlı işler, geceler, sabahlar hangi kelimeyi kullansan bu kadar mana ifade etmiyor. Peki. İze intihâ hadüküm ile meclis. Hani şimdi ayrılırken, mesela biz bir yerde oturduk veya birlikte bir yolculuk yaptık, ayrılacağız veya telefondan konuşuldu, kapatacağız. Selamun aleyküm diyoruz. O da aleyküm selam diye telefonu kapatıyor veya konuşmayı bitiriyor veya meclisten ayrılıyor. İşte hadis-i şerifte geçiyor. İze intihâ hadüküm ile meclis. Siz meclisiniz, görüşmeniz bittiyse fe selam versin. Fe in bedellehu en yeclise fel ya eğer başlangıç yani oturmaya devam edecekseniz oturun ancak kalkacağınız zaman sun kalkacağınız zaman fel yüsellim, selam versin ula üla bihakmin minel yani ilk verilen selam kadar şey yani son ilk verilen selamın yani kıymeti ikincisi düşük değil ikincisi o daha kıymetli yani ehakka kelimesi minel aakhir yani birincisi ikincisinden daha kıymetli değil. Yani ikincisi daha kıymetli demek oluyor. Çünkü görüştüğün zaman beş dakika görüşüyorsun ama ayrılırken ben seni dünyada sağlık, saat, afiyet, mutluluk ve ahirete cennetini, cemalini Rabbim nasip etsin diye seni Allah'a havale ediyorum. Hadi ben ayrılıyorum. Ama yarım saat bir beraberdin. O duayı yaptın da esas ayrılırken o dua ile onu bırakmak daha da güzeldir. Yani demek istiyor ki o son ayrılırken vereceğiniz selam daha mühimdir. İnne mina sadaka en tusellim alen nasi ve ente muntalikul vecihi. Bu da çok önemli. Ee, şüphesiz sadakaların en güzeli diyor. Ne kadar zarif bir hadis-i şerif. Sadakaların en güzeli en tusellim alen nas insanlara selam veriyorsun ve ente muntalikul vecihi. Güler yüzle. Yani adam güler yüzle selam veriyor. Yani Esselamu Aleyküm diyor falan. Şimdi bazı taklit yapmam lazım. Şimdi adama selam veriyorsun. Esselamu Aleyküm candan falan. Adam böyle asıksız. Aleyküm ya arkadaş şöyle güler yüzlü, Aleyküm selam desene ya, hoş geldin desene ya. Ya bir şey mi oldu? Hayırdır? Adam da bu sefer canı sıkılıyor. Allah Allah ben bunu üzdüm mü acaba? Niye öyle yapıyor falan. Beşşeşetül vecih diyor hadis-i şerif. Güler yüzlü. Aleyküm sen misin? Hoş geldin falan. Yani aç şu gönlünü, yüzlü gözünü ya. Ha. E efendim, e yani güler yüzlü, beşaşet vecihül vecih, -vec yani güler yüzlü olmak, e tatlı, sözlü olmak bunlar. Bunlar hep sadaka ya, sevap ya. İzeltakalümüminane feselmekulu vahdi minhumma ala sahibi ve tasafahat müthiş bir hadis. İki Müslüman karşılaştı. Birbirlerine selam verdi. Eee ila sevata safaha, müsafaaa ettiler. Aa nasıl Ahmet? İyi misin falan. Keane habuhuma ilallahi ahsenuma bi şuran sahibi. Bunlardan hangisi hayırlı? Arkadaşına daha güleç yüzlü olandır. Aa maşallah nasılsın? İyi misin? Böyle güler yüzlü, tatlı böyle ve şaşırtı iyi ha, ha, falan. Ya arkadaş şöyle bir şey olur, Acaba Allah Allah ya. Cık, bana niye böyle sert davranıyor, kaba davranıyor? Adam bu sefer işkillenir yani. Ve nezelet beyne hümem rahmet Allah yüz rahmet indirir. Lilbadi tis'une ve limusave Bu da çok önemli. İlk selamun aleyküm deyip böyle güler yüzlü kucaklayana 90 sevap veriliyor. 100 tane rahmet indiriliyor. 90'ı ilk böyle efendim canla başla nasılsın deyip selam verip o işi başlatana diğer müsaade edene de 10 sevaptır diyor. Hazreti Hasan radiyallahu efendimizin meşhur kıssası vardır burada. O kıssada Hazreti Hasan'a birisi yanlış yapıyor, Rasulülün torunu yanlış yapıyor, hakaret ediyor, hoş olmayan bir şey. Daha sonra e, tabii adam e, Hazreti Hasan radiyallahu efendimizle ertesi günü karşılaşıyorlar. Ertesi günü karşılaşıyor Hazreti Hasan'la yolda karşı karşıya geliyor. Hazreti Hasan Efendimiz onun önüne geçiyor. O geçmeye çalışıyor. Mahcup olmuş tabii. Ben nasıl yaptım onu diye. Biraz uygunsuz bir şey. Yani yakışmadı yani o yaptığı sert konuşmalar. Hazreti Hasan onun önüne geçiyor. Geçmeye çalışıyor falan. Ona yol vermedi. Onun üzerine en sonunda baktı ki olmayacak. Kafayı kaldırdı. Esselamu Aleyküm dedi. Hazreti Hasan da ve Aleyküm Selam dedi. Onu kucakladı. Bu sefer adam merak etti. Dedi ki e, ey Allah'ın Resulü'nün torunu yani ya Hasan. Niye böyle yaptın? Dedi ki dedem ilk selama kim başladıysa Allah onun günahlarını affediyor. Ve ona işte 100 sevaptan 90'ını veriyor. E, İkincisine de 10 sevap veriyor. Bu sevabı sen alasın da bu aramızdaki mesele de bitsin. Demek ki diyor peygamber torunu olmak böyle bir şey. Yani biz kini, nefreti, devam ettirme yolunu, programını veya düşüncesini değil... Biz bunu nasıl ortadan kaldırırız onu düşünmemiz lazım. Bir adam düşünüyor, ben bunu nasıl devam ettirebilirim? Daha ben buna nasıl kötülük yapabilirim? E mübarek, ben buna nasıl iyilik yapabilirim? Nasıl ben bundan selamlaşıp efendim bu e, şeytanın memnun edecek e, nefreti kaldırıp da muhabbeti tesis ede onu düşün, düşün, düşünmek lazım ya. Hakkul müslim el müslime hamsun. Bir müslümanın diğer Müslüman'da beş tane hakkı vardır. Benim din kardeşlerimde, din kardeşlerimin bende hakları var. Ne o? Reddü selam. Görü, gördüğü zaman bana selam vermek mecburiyet. Ben de ona selam vermek mecburiyetim. Ve Teşmütül atıs. Hapşırdığı zaman Elhamdülillah diyecek. Duyan da Yerhamikellah diyecek. Ondan sonra kendisi Yehtine ve yehtikumullah diyecek. Reddü selam ve Teşmütül atıs. Ee, bizim Kayserili e, namazdayken, namaz kılarken tabii konuşulmaz. Namaz kılarken Elhamdülillah veya ta, Efendim, dur, tut, ki, amin falan ee, birisi selam verir. Aleyküm selam falan ee, o, gibi hareketler namazı bozar. Şimdi namaz kılarken e, ha, hapşırası gelmiş. Hapşu, elhamdülillah demiş namazda. Yanındaki de ona dirsek atmış. Lan demiş namazın bozuldu. Öbürü de demiş ki seninkisi de bozuldu falan. Zincirleme trafik kazası. Ve teşmiytül Bu namazın dışında tabii. Hapşırdığı zaman elhamdülillah diyecek. Duyan yarhamikallah. Öbürü yehtine ve ihtikumullah. Tekrar hapşıran kişi. Ve icabetü davet. Davete icabet etmek. Davet etti seni Allah için. Allah için davet etti. O davete giden kişi Melekler der ki nereye gidiyorsun? Din kardeşimin davetine gidiyorum. Niçin? Allah için. Allah da seni seviyor. Müjdeler olsun derler. Bir davet icap bu kadar büyük. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki İmam Rabbani Mücid el Sani Ahmet Farukus Serhendi Kadda Sallallahu Sürrü Ala Ali Mübarek Efendim bir davet eden kişi iza kendi daha ediyor efendim zalim ve suma ve lehu ve lehu ve laib -le -le yani zalim olursa gösteriş yapıyorsa, haram yiyecekler, haram içecekler, oyunlar, eğlenceler, çalgılar, müzikler, mesela şimdi karışık düğünler, çalgılı düğünler vesaire tamam davettir ama davet eden bir, kötü ise, iki, davet edilen ortam günah ise böyle bir davete gitmen haram olur diyor. Meşru bir davet olacak. Yani haram olmayan bir davete gitmen gerekli. Gitmesen o sünneti çiğnemiş oluyorsun. Gidersen melekler sana soruyor. Nereye gidiyorsun? Din kardeşimin daveti. Niye? Allah için. Allah da seni sevip müjdeler olsun derler. Ve ayadetül meriz. Hastalandı gideceksin. Hastanın ziyaretine gitmek günahların affına vesiledir. Bir şimdi hasta ziyaretine efendim gidip de orada uzun uzun oturmak değil. Gittin yedi Fatiha oku. On sekiz Bismillahirrahmanirrahim oku. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi hastaya bu duayı okuduysa Allah'ın izniyle şifa buldu kayıt yapıldığı için ben tek tek söylüyorum. Es'elullahil azim, Rabbel arşil azim en yeşfi. E'udhu bi izzetillahi teala ve kudreti min şerri ma ecdu ve hadiru. Allahümme rabben nas müzzibel bas, işfente şafi la şifa, illa te şifa, şifa la gadiru sakama. Resulullah bu duaları okurdu. Kim okuduysa çok ciddi hastalar Allah'ın izniyle efendim Bismillahirrahmanirrahim. Erkiyke vallahu yeşfiyke min kül dâin yetiyke diye Resulullah'ımız elini koyardı böyle. Besmele-i Şerif okurdu. Bismillah, Bismillah. Mesela bir insan bir rahatsızlığı olduğunda baş ağrıyor vesaire. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlı şifalar ihsan eyle. Allah'ın izniyle şifa bulur. Ve icabet-i dava ve ayyadet meriz. Hasta ziyaretine gittin. Hasta ziyaretinde de şimdi adam hasta ziyaretinde gidiyor. Orada adam rahatsızlığı var, iç hastalığı, şu bu hastalığı. Nerede hastalık çeşitleri varsa filancanın iç hastalığı vardı, şöyle hastalık vardı, adam öldü gitti. Filancanın da şöyle hastalığı vardı, adam dayanamadı efendim, yarısını kestiler, yarısını... Ya adama kuzulardan bahset, gökten, yerden, yeşillikten bahset, şelaleden bahset, adamın morali düzelsin ya. Nerede hastalık çeşidi varsa adamı öldürüyorsun. Ona güzel şeyler bahsetmek lazım, atmosferini dağıtmak, neşeli şeyler güldürmek lazım. Yani adamı daha çok... Nerede hastalık çeşidi varsa onun profesörü oluyor adam. Ve iyadetül meriz ve cenaz. Cenazeye katılmak lazım. En acı gün efendim acı neyle azalır? Binlerce kişi katıldı. Adam kendi cenazesinin tabutuna dahi dokunamayacak kadar ilgi olursa ne oluyor? Adamın acısı azalıyor. Ama acı günde kimsesi yoksa acı günü daha acı oluyor. Bak bunlar haktır diyor İslam. Demek ki selam vermek, hapşırana elhamdülillah diyene yerham ki Allah demek, davet etti meşru dairede gitmek, hastalandı gitmek, cenazeye katılmak. İyyakum vel cülüse bir turukat. Yollarda oturmaktan kaçının. Ya Resulallah, ma bu demin meclisine ne tehaddesu Yani bu ıı, Arabistan kültüründe vesaire çok sıcak. Hep millet böyle yollarda mesela yaz dönemlerinde ülkemizde de oluyor. Adam dışarıda oturuyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi illa meclis illa oturacaksınız. Fâtut tarike hakkahu. Yolun hakkını verin. Ya Resulullah yolun hakkı nedir? Bir, addul basar. Gözünüzü kapatın. Efendim sağa sola bakmayın. Vallahi ya alemu hainetel Allah hain bakışları bilir. Bakma sağa sola. Ya adam ailesiyle gidiyor falan. Gözünü çevir. Ve keful eve eziyet etmeyin. Ve selam. Selam verin. Selamlaşın. Vel emru bin maruf. iyiliği emredin. Baktın birisi yanlış yapıyor falan. arkadaşım yapma bu. Sana yakışmaz bu. Allah'ın emri böyledir. İnsan olmak budur. Ve ne al münker. insanları kötülükten uzaklaştırmak. Şimdi şurada mühim bir hadis var. Buhari hadisi bu da. La yahlulü müslüme en yahcul ahav fevka selas bir Müslümanın diğer Müslümanla üç günden fazla küs durması helal değil, haramdır. Bir Müslümanın kalbinde la yesmi fi kalbil Müslümanın kalbinde el iman, iman ve lehektu kin olmaz. Birisi öbürünü vurur tekmeyi atar. Kin varsa, kin orada yerleşmişse o zaman imana şutlar oradan. Bu işin sakası yok. Müslüman Müslümana kin tutamaz. Senin kinin varsa zalimi, kafiri, dinsizi, eşkiyayı, efendim teröristi ortadan kaldırmaya kullan bunu. Kötülük ortadan kalksın. Bir Müslüman din kardeşine yani ufak tefek meselelerden dinine mi ihanet etti, namusuna mı ihanet etti, etmediyse affedici ol. Fe yasudda hasa ve yasudda haza ve hayruhum ailezi yebdehu bisselam. Bunların en hayırlısı önce selam ile başlayandır. Şimdi bir hadis daha okuyorum. Ufak bir ara vereceğim. Selam ile ilgili meseleler uzun gidiyor. Kim kime selam verir? Nasıl selam verecek? Efendi bunun ahkamını diğer bölümde konuşacağım. Şu hadisle bir ufak bir ara veriyorum. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem galeyse minne men teşebbehe bi Bizden başkasına benzeyen bizim, ben, benim ümmetim değil. Vela teşebbehu bil yahud vela bin nasara. Yahudi Hristiyanlara benzemeyin. Fe inne teslim el yahud el işare bil asabi. Yahudiler ellerle işaret ederler. Hadi falan bir şeyler. Bile ve teslimin nasara el işare bil Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzu bike min hemazatiş şeyatin ve euzu bike rabben yahtur. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresinin 86. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz. Konumuz size selam verildiği zaman siz o selamı daha güzeliyle iade ediniz. Ee, ayet-i kerimesinin mevzusunu ve selamla ilgili ayrıntıları konuşuyorduk. Birinci bölümde bir bölümünü tamamladık. Şimdi selam kime verilir? selamlaşmak nasıl olur? O hususlarla alakalı hükümler. Kâdâ sallallahu aleyhi ve sellem beyne yedi saat teslimul Kıyamete yakın insanlar bir mecliste özel selam verecek. Selamun aleyküm. Yani sana selam veriyorum falan. Ve fuşru et ticare hatta mer'e zevceha. Ticaret çok yayılacak. Kadınlar eşlerine yardımcı olacaklar. Halbuki kan, yani İslam hukukunda genel bir kaydedir yani kadın yeri kocasının evidir. Yuvadaki huzuru tesis etmek, çocuk çocuğu İslam ahlakına yetiştirmek, e, kişi de evine geldiği zaman sıcak bir ortam yani eşinin evinde beklediğini biliyor falan. Bu şekilde yuvayı İslam e, ister. E, ticaret o kadar yayılacak. Kadınlar e, eşlerine yardımcı olacaklar. Vakatul erham akraba alakaları kesilecek ve fushul ilim ilim yaygınlaşacak bilgi yayınlaşacak. Yani inne mine şatise en yurfe <laughs> ilm ve yesbitel cehlu. Resulullah'ın buyurdu ki kıyamete yakın ilim kalkacak, cehalet çoğalacak. Bilim demiyor bakın. Bilim çoğalmış olabilir ama ilim Allah'ı bilen, peygamberi bilen şu beden için yaratılmış bastığı topraklar niye bu dünya efendim bu kadar hızlı dönüyor, hareket ediyor, gece gündüz oluyor. E yani bunu yaratan Allah niye yaratmıyor? Onlar önemli değil. Hayatın tadını çıkar. Bilim var, ilim. Fuşşul <laughs> ilim, ve zuhuru şehade bir yalan şahitlik çoğalacak. Ve kitmanü şehadetil hak hak şahitlik doğrular gizlenecek diyor. Böyle bir hadis-i şerif var. Selam böyle özel verilmez. Ee, herkese verilir ve insanların e, muhabbeti tesis edilir. Birinci bölümde ben bunu söylemeye çalıştım. Şimdi selam vermek sünnettir, almak farzdır. Kur'an okumak sünnettir, dinlemek farzdır. Neden? Selam veren kişi bir şahsiyet alan kişi aleyküm selam dediği zaman yani bir de veli şekli şöyle esselamu aleyküm ve aleyküm selam demek lazım. Yani ve aleyküm selam dedi. Ne demek ben seni muhatap alıyorum seni adam yerine koyuyorum. Almadığı zaman ben seni tanımıyorum demektir. Kur'an okunduğu zaman sünnet dinlediği zaman farz yani dinlediği zaman Allah'ın senin kelamındır saygım var. Dinlemediği zaman Allah'ın kelamı. Yani Kur'an'la haşa benim işim olmaz. Niye dinleyip de efendim vaktimi orada harcayacağım gibi böyle bir ince manalar çıkar ki onun için almak farz, dinlemek farz meselesindeki incelik budur. Şimdi burada selamla ilgili mühim meseleler. Yabancı bir kadın bir erkeğe selam verse, selam verilen kimse de onun selamını almada bir fitne töhmet olmasından korksa selamı alması gerekmez. Şimdi burada üç mesele var. Yani bir, selam veren erkek e, verdiği bayan genç olursa, orada selam verecek olursa, o kadın selamı almadan hemen yani mevzu nedir dercesine Esselamu Aleyküm dedi. Kadıncağız bekler, kalbinden selam alır. O da der ki Ahmet burada mı? Değil, tamam. Bu kadar. Yani meşru olan zaruri konuşmalara müsaade vardır. Yaşlı olursa, yaşlı bir efendim burada ifade edildiği gibi bir töhmet, fitne durumu olmazsa yaşlı bir büyük pirifani, selam aleyküm değerli büyüğüm, o da aleyküm selam evladım der, selamlaşılabilir. Efendim usulüne uygun e, konuşulur. Yani 70 yaşından e, yukarıya bir pirifani. Bu olabilir. Yani e, bir çocuk mümeyyiz ise büyüğe selam verir. Büyükler çocuklara selam verebilir. Yani e, bu hususlarda Ebu Bekir çocuklara giderdi bizatihi selam verirdi. Mesela bu hususta e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam vahiy getirirdi. Enne Aişe radıyallahu anh haddese ehu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle leha. Resulullah Efendimiz Ayşe Sıddık annemize dedi ki inne cibirle yakrauke selam. ki tabi Arapçada. Ya Ayşe Cebrail Aleyhisselam sana selam ediyor. Kalet ve aleyhisselam ve rahmetullah. Ona da selam olsun. Allah rahmeti üzerine olsun. Ee, Ayşe annemiz bunu duyunca çok memnun oldu. Yani e, dedi ki Cebrail Aleyhisselam bana selam verdi. Bak ne kadar üstün bir insanım. Yani Hatice annemizi biraz kıskanırdı. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ya Hatice Rabbim ona selam etmişti. Yani sana Cibril selam ediyor ama ona da Rabbim selam etmişti dedi. Hatice annemizin yani erkeklerden sonra e, çünkü kadın olarak peygamber yok en büyük insan Hatice annemizdir. Rabbim şefaatine nail eylesin inşallah. Ala gilmani yel'abu nefeselleme aleyhim. Yine burada Hazreti Enes buyuruyor ki Resulullah'ın yanı başında 11 sene kadar kaldı. Ete Resulullah sallallahu sellem ala ilman. E, Efendimiz aleyhisselatü vesselam çocukların yanına vardı. <laughs> oyun oynuyorlardı. Fesellem <laughs> aleyhim. Onlara selam verdi. Demek ki bir insan çocuklara selam vermesi çok güzeldir. O çocuğun da o büyüklerden o değeri görmesi çok güzeldir. Ee, yani mesela ben küçükken hatırlıyorum bir değerli büyüklerimiz vardı. Onlar gelirlerdi, selam verirlerdi böyle vakarla. Öyle büyük kendime hoşuma giderdi ki bayağı bak adam olmuşuz falan diye. İnsan bir kişilik elde ediyor. Çocuk deyip geçmeyeceksin. Yani onlara e, verilen eğitim büyüklere verilenden daha kalıcı oluyor. Yani belirli yaştan sonra suyun üstündeki çizgiye benziyor ama küçükken mermere yazılan mermerdeki kalıyor. Bizim temelle dursun şeye gitmiş, ava gitmiş, balık avına gitmişler. Akşama kadar olta atmışlar, bir tane balık yakalıyor. Akşam olmuş. Ne Karadeniz'de bir yere bir efendim olta atmışlar, ağları gelmişler. İyi balık yakalamışlar. Temel demiş ki dursun ha buraya bir alamet, bir işaret koy. Yarın da gelelim burada iyi bir balık var falan. O da işareti koymuş. Ertesi günü olmuş tekrar açılmışlar. Demiş ki ya dursun sen o alameti nereye koydun? Demiş ki denizin üzerine böyle bir D yaptım demiş. Suyun üzerine çizilen çizgi kalır mı? Denizin üzerine bir D yaptım demiş. E tabi kayboldu gitti. Şimdi yani e, sonraki yaşlarda insan zaten o falan geçince artık algılaması çocuktaki gibi kalıcı olmuyor. Onun için çocuk deyip geçmemek lazım. İntaha ilayna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ne gulamu fil aleyna. Hazreti Ali Enes buyuruyor ki Ebu Davut hadisi. Resulullahımız bizim yanımıza gelir, bize selam verirdi, bizimle ilgilenirdi diyor. Esma Yezid merra aleyna nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi aleyna. Yine Efendimiz ve Vesselam mesela Perşembe günleri e, hanımlara e, onlar toplanırlardı. Resulullah Efendimiz yüksek bir yere oturur. Onlar e, diğer tarafa otururdu. Resulullah Efendimiz e, çapraz olarak konuşur. Onlar da dinlerlerdi ve e, onlara selam verirdi. Yani bir insan bir yerde bir şey yapacaksa Esselamu Aleyküm der. Kadınlar tabii sesli bir şekilde değil. Mesela Kabe-i Muazzama tavaf edilirken erkekler sesli, e, sessiz, e, sesli bir şekilde yani hafif La ilahe illallah, La ilahe illallah diyebilir. Veya yolda giderken e, en mühim orası Kabe'ye gidiyoruz. Mekke Medine arasında telbiye getiriyor. Erkekler sesli bir şekilde Lebbeyk Allahümme Lebbeyk derler. Kadınlar sessiz demek durumundadırlar. Yani kadınların mazeret dışındaki sesleri avrettir ee, kullanmalar. Onun için ezan okuyamazlar, kamet getiremezler, seslerini yükseltemezler. Zaten kıyametin en büyük alametlerinden ekunu fi ahiri hazulü mehasun besun kazufun. Bu ümmetin sonunda e, şekil değişikleri, e, mesih dediğimiz insanlar yani maymuna vesaire dönecekler, yere batmalar olacak, gökten azaplar inecek. Billahü ve la'ib ve tahzetil kaynat ve magazif şarkı söyleyen kadınlar kadınların böyle şarkı söylemeleri oynayıp vesaire böyle dans etmeleri falan bunlar çok büyük günahlar olacak filaybin ve lehibin ve batarin oyun eğlence ile diyor fetus sabah edecekler ve onlar şekil değiştirecekler diyor kıyamete yakın böyle büyük azapların gelmesinden bahsediliyor yani seslerini yükseltmeleri doğru değil. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlara selam verirdi, kadınların selamını beklenmezdi. Yine mesela burada İmam Nevevi kadınlara selam verme bahsini şöyle özetliyor. Kadınlar mescit gibi bir yerde cemaat halinde iseler kendisinin veya kadınların fitneye düşmeyeceğine emin olan bir kimsenin onlara selam vermesi müstehaptır. Kadın tekse başka bir kadın da ona selam verebileceği gibi kocası, ee, mahremi oğlu mesela yakını selam verebilir. Mesela bir insan evine vardığı zaman annesine selam verir, ablasına selam, halasına selam, selamun aleyküm diyecek. Vermesi lazım. Yani aile içerisinde birbirlerine selam vermesi lazım. Bir Karadenizli nükteden bir amcamız vardı. Ben ona dedim ki sen eve gittiğin zaman selam veriyor musun? O da latife olarak dedi ki Oy dedi hanıma selam verilir mi? Yüz alır dedi. Yani şımarır demek istedi. Dedim ya öyle yüz alır iki yüz alır bırakalım. Din ne o. Ya veriyorum dedi ya öylesine söyledim falan. Yani bir kişi yakınlarına, akrabalarına e, selam vermek durumundadır. E, bir Yani kadın kendisine şehvet duyulmayacak kadar yaşlı ise yabancı erkek e, ona selam verebilir. Selam vermesi hatta müstehaptır. E, şehvet duyulan bir genç olsa, yaşlı da olsa yabancı bir erkeğin ona selam vermesi caiz olmayacağı gibi böyle bir kadının yabancı bir erkeğe selam vermesi de caiz olmaz. Bu meseleler özet olarak bu şekilde anlatılmış oldu. Şimdi Yüselli Mustahir Alel Kebir. Kim kime selam verir meselesine baktığımızda küçükler büyüklere selam verir. Vel maru alel kaid. Giden oturanlara selam verir. Vel kalil alel kesir. Az olanlar çok olanlara selam verir. Helkanetil Musafaha fi Eshabi Resulü Sallallahu Aleyhi sellem Resulullah bizim döneminde Bukhari hadisi bu. Müsafaha var mıdır? O gördün bir arkadaş. Ahmet ne haber ya falan. Efendim müsafaha böyle tokalaşma var mıdır? Nam. Aslında ki, var. Yani burada Haz Hazreti Katade'den kâle kultu li Enes ibn Malik'in. Enes bin Malik'e dedim ki peygamber döneminde sahabe arasında böyle bir tokalaşma var mı? Var. Mamin Müslümeyni yeltakiyani feyesfahan. İki Müslüman karşılaştı müsafaha ederlerse gufre lehuma kabile en raka. Birbirlerinden ayrılmadan günahları sıfırlanır. Müsafaha. Bakın yani buradaki incelik şu. Bir insan durup dururken yani iki günde bir görüşüyor, haftada bir görüşüyor, ayda bir görüşüyor. Böyle kucaklaşmak e, dinimizde pek hoş değil. Yani hoş değil. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kucaklaşmayı mesela Hazreti Cafer Radıyallahu Anh Efendimiz Habeşistan'a gittiğinde Habeşistan'dan geldiğinde onu kucakladı alnından öptü çok özel bir durumlarda böyle kucakla onun dışında böyle bir tokalaşma e, yeterlidir yani adam görüşüyor kucaklaşıyor ayrılıyor kucaklaşıyor yani bu yanlıştır diye kestirip atmıyoruz da yani burada bir heybet bakımından fazla böyle kucaklaşma e, çok istisnai durumlarda mesela çok uzun bir müddetten sonra görüştün e, kucaklaşırsın ondan sonra müsafahalarla yoluna devam edersin vesaire güler yüzle tatlı sözle aynı min tamam ittahiye ahzun bil yedi. Yani tahiyat saygılan saygı olmanın, selamlaşmanın tamamı bütünü nedir? Tokalaşmaktır diyor. Bunlar hepsi Ebu Davud, e, Buhari, e, Tirmizi rivayetleridir. Tasafahu müsafa ediniz. Efendi müsafa ediniz. Yezebul gil kalbinizdeki kin gider ve tehavunu ve tehabu tezebu şaha. Birbirinize sevgi besleyin. Birbirlerinizle muhabbet edin, efendim düşmanlığınız gider. Şimdi tokalaşma anında şöyle tokalaşmak doğru değil. Böyle adam ucuca şöyle tokalaşıyor. Veya adam mesela tokalaşırken elini buradan çıkartıyor. Nasılsın diyor falan. Ya şöyle uzat elini bu mübarek adam ya. Bir de şu iki elin şöyle birbirlerine kenetlenmesi. burada bir sevgi meydana getirir. Yani tokalaşırken şöyle iyice kenetlenmiş. Mesela bazıları böyle yapıyorlar. Öyle değil, düz ya. Dümdüz normal tokalaşma şeklinde olması gerekiyor. İnnel müslime izâ laqiya ahâl müslimi fâhiza biyedîhî tahâta zunûbuhum kemâ tahat al-waraq iş şecer. Yani iki müslüman birbirlerine karşılaştı, karşılaştıklarında selamlaştı. Selamlaşıp birbirlerine müsaafaha ettiği ağacın yaprakları döküldüğü gibi diyor. Allah kullarının günahlarını sevin birbirinizi ya. Aradaki kin kaksın. Allah ülkemize tam bir muhabbet nasip eylesin ya. Ya arkadaş bu ülke bizim, bu memleket bizim ya. Beraberce muhabbet, sevgi içerisinde yaşayalım ya. O ona uğraşıyor ona bırak. Madem yumruğun kuvvetliyse bu kadar efendim dünyayı cevru zulme e, mahvetmeye çalışan kötüler var ya. Git onlarla uğraş ya. Yumruğun kuvvetliyse onlara vur ya. ya çevrendeki mazlumlara, mağdurlara, kendi arkadaşına, ülke, ülkedaşına sen niye bunları yapıyorsun? Ülkendeki arkadaşına yapma bunu ya. Yumruğun kuvvetliyse git başka yerde kullan. Kötünün kötülüğünü ortadan kaldır. zalim zulmünü kaldır ortadan. Ya Resulallah. Ee, Cülün, ee, Resulullah Efendimiz, e, Kale Resulallah Efendimiz'e geldi birisi. Ya Resulallah minna yelka ahahu ev sadikahu e hani. Yani bir insan arkadaşıyla görüştüğü zaman böyle eğilebilir mi? Eğilebilir mi? Kalla hayır olmaz. Fe muhu ve yukabbiluhu ona sarılıp öpebilir mi? Kalu la olmaz. O da olmaz. Burada hadis şerif. Fe yehuzu bi yedi ve huhu. yani ellerini tutup böyle müsafaha ede müsafaha odur. Müsafaha olur. Naam evet olur. Net bir hadis şeriftir burada Tirmizi hadisi 2728. hadisi şerif. O vesileyle yani az önce izah etmeye çalıştım. İki kişi müsafaha ettiği zaman yani müsafaha demek tokalaşmak demektir. Selam ve müsafaha sürekli görüşüldüğünde o yeterlidir. Ancak bu, bak bu hadis-i şerif tekrar hızlı bir şekilde Ya Resulallah iki arkadaş birbirleri görüştüğü zaman böyle eğilir mi? Olmaz. Hayır. Peki iki arkadaş birbiriyle görüştüğü zaman sarılıp birbirlerini efendim işte yanaklarından öpmesi o da olmaz. Peki ne yapılır bir müsaafaya edecek. Yani bir erkek ikisini, yani heybetin olsun efendim bu vesileyle hiç mi bunlar yapılmaz? O az önce söylemeye çalıştım. Yani istisnai durumda çok uzun zaman göremedin. Oğlun askerden gelmiş sen de komşususun gördün baktın ki o Ahmet ne haber ya falan. Tabii ben erkeklerden bahsediyorum. Bir kadını bir erkekle, bir erkeğin bir kadında sarılmaları bunlar asla dinimizdeki haram olan şeylerdir. Bunu konuşulacak tarafı yok. Biz burada erkeklerin birbirleriyle olan muamelesini konuşuyoruz. Erkeklerin birbirlerine olan efendim yani sürekli görüşme halinde sarılmalarından bahsediyoruz burada. Hepsinin kaynakları burada ortadadır. Ee, min Hayber Kadime Cafer. İşte lemma Kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sarılma e, sarılmayla ilgili hadis-i şerif bulunmaktadır. O da nedir? Haybe'de kadime Cafer. işte Cafer Radıyallahu Efendimiz min el Habeş, Habeşistan'dan geldi. yeltaka yelqa Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Resulullah Efendimiz onu karşıladı, fekabbale cebetu alnından öptü. Ondan sonra vallahi ma edri bi ayyi ma ene afrah bi fetih Hayber bi kudumi Cafer. Yani Hayber fethedilmişti. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in geldiğine mi sevineyim diye Resulullah Efendimiz de onun sevincine bu şekilde bir şey yapmış oldu. Yani demek ki sarılma, alnından öpme meselesi çok özel durumlarda müsaade vardır. Hazreti Ayşe annemiz en önemli bir sözü Kabbele Osman bin Matun ve huve ve 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 yebki. Bir de ölü öpülür mü mesela? çok yakınıdır, kaybetmiş yakını, amcası, dayısı falan. Hazreti Osman bin Mez'un ve ve vefat etmişti de ve huve yebki ağlıyordu. Kale aynahu tezrifan. Kabbele yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Osman bin Mez'un'u, anne Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz öpmüş. Ve ve meyyitun, vefat ettiğinde, o büyük sahabe efendimizi vefat ettiği zaman, Osman bin Mez'un radıyallahu aleyhi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem gözünden yaş döküyor hem de onu öpmüş. Yani ölü öpülebilir eğer yakını olursa, o birinci dereceden. Burada farklı bir mesele var. O konuyu da sizinle paylaşıp bu mesele e, özet olarak bitmiş oluyor. E, bir de bu e, şeyle alakalı selam kimlere verilmez meselesi var. Kısa bir bölüm onu da arz edeceğim. Diğer ayete geçeceğim. سَلَّمَ نَاسُ مِنَ yahud. Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam veriyorlardı. Bir Müslüman bir kafire selam veremez. Yani Esselamu Aleyküm kelimesini Müslümanın kafire, kafirin Müslümana kullanması doğru değildir. Çünkü Allah'ın gazabının üzerine olduğu felanetullah ile zalimin ayet diyor. lane Allah'ın laneti zalimleredir. Peki ona Allah sana sağlık, saat afiyet, mutluluk, cennetin cemalini versin. Hasan sonsuz cennete gidiyor ya. Yahudiler geldiler Resulullah'a bize esamu es aleyk dediler. Yani selam kelimesini değiştirdiler. Esamu es sam kelimesi zehir demektir. E Ebel Kasım. Ya Ebel Kasım sana sam olsun. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki ve aleyküm sizin üzerinize olsun. Onlar da eyvah biz ne yaptık dediler ya biz peygambere güya kelime oyunu yapalım dediler. Ama bir peygamberin beddua ettiği kişi kesin belayı bulur. Hakikaten de iyi bir bela buldular yani. Zehirlenip geberip gittiler. Fekale Ayşe <laughs> ve gadıbet. Elem tesme ma kalu. Resulullah Efendimiz'e Ayşe annemiz dedi ki ey Allah'ın Resulü onlar ne dediler duymadın mı? Kale bela duydum. <laughs> ben de onlara, onlara reddettim. Yani onların o bedduasını onlara çevirdim. Ve inna nucabu aleyhim ve la yucabu aleyna. Bizim duamız onlara tutar, onlarınkisi tutmaz. Yani bir kafir Müslümana beddua etse kafirin Müslümana bedduası tutmaz. Münafığın bedduası tutmaz. Efendim tutmaz. Yani kötüler istediği kadar beddua etsin. Ağzından girer, yani ağzından çıktığı gibi burnundan girer kendi belasını bulur. Beddua, hızlı bir şekilde o konuya da gireyim. Bir beddua, eğer beddua eden kişi karşısındaki zalim hakikaten hak ediyorsa zulmetmişse adam büyük mazlum durumundaysa o çıkan göklere kaldırılır. Efendim gökler der ki biz ne yapalım bunu? Gö yere götürdür. Yer der ki biz ne yapalım? O zaman sahibine götürdür. Hemen sahibine gitmiyor. Göğe, yere önce bir dağıtmaya çalışıyor melekler. kavlin. Mevla buyuruyor ki ağzınızdan çıkan her ne söz olursa olsun onu gözetici melekler korur efendim onu kontrol altına alırlar. O çıkan kelime göğe çıkar, yere iner. O zaman sahibine götürürler sahibine götürülür. Eğer o kişinin ehliyse... ehli ona ver, verilir. orada belayı bulur. Eğer bir kişi beddua etti. Yani bu aile içerisinde anne baba, evlat, kardeş, yakınlar da olabilir. Yani olmaması lazım. Bir Müslüman la'an olmaz. Beddua et. Hayır dua et ya. Allah hayır etsin, selam etmez. Allah'ım iyi eyle ya Rabbi de ya. Zaten belayı bulmuş hepten bela niye okuyorsun? Bir insan eğer efendim beddua ettiği kişi o işin ehli değil ise, haksız yere beddua ediyorsa efendim Oğlu namaz kılıyor, ibadet ediyor, taat ediyor. Kalkıyor annesi veya yakını ona beddua etmeye kalkışıyor. Ya e sen ne yapıyorsun da bu yaşta da şudur da budur da. Ya bu Allah'a kulluk ediyor. Sen ona beddua ediyorsun. O iyilik yapıyor. Sen ona beddua ediyorsun. İyi bir insana beddua ediyor. Bu sefer o ağızdan çıkar göklere çıkıyor, kabul edilmez. Yere iner kabul edilmez. O kişiye gider. O da o işin ehli değilse. ve Bedduaya müstahak değilse. Bu sefer ağzından çıktığı gibi burnundan girer. Belayı kendisi bulur. Bu mesele böyledir. Şimdi kime selam verilmez? La tusallimu ala şurrabil ham. İçki içene selam verilmez. Leyse beyneke ve beynel fasiki hurme. Fasık bir kişi. Yani bile bile alini adam günah işliyor. Selam verme mecburiyetin yoktur. La tusallimu men yelabu biha ve hiye minel meysir. Bu e, kağıt oyunları, zar oyunları, tavladır, satrançtır buna benzer. Bütün satranç oyunları e, yani kumar oyunları, kağıtlar, şunlar bunlar falan. Bilardo mesela, yani Bilardo kişi orada oynuyor, yenilen parasını ödüyor. Yani halbuki yarış yapmak mesela, iki kişi yarış yapıyor, yarış yapmada bir sıkıntı yok. Ama yenilen ona para ödüyorsa haram olur. Mesela gidiyorlar halı sahada, maç ediyorlar. Yenilen saha parasını öderse kumar olur, haram olur bu beraber öderlerse bir efendim ter atmış olursun. Birbirlerinin e, hakaret edip e, kötü kelimeleri kullanmadıkta e, o, şey, o şekilde. Yani burada haram işlenen bir ortama, haram olan bir günah ortamına, kumar oynanan bir yerlere vesaire selam verilmez. Oraya selam verilmesi doğru değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biri geldi, elinde e, şey vardı, altın yüzük vardı. Resulullah Efendimiz buyurdu ki bunu çıkart çıkarttı attı gitti demirden yüzük yaptı. Aslında buyurdu ki bu da haramdır. Yani Kadir Aslan'ın haza şerrun haza hilyetü ehlin nar. Bu da Bukhari hadisidir. Bu demir yüzük bu da şerdir. Bu cehennemliklerin tasmasıdır. Yani cehennemliklere demirden tasmalar yapılacak. Onun için madeni demir olan bir yüzük takmak da haramdır. Enteresan. Onun için yani gümüş olması gerekiyor. Ee, şimdi Takma mecburiyeti yoktur. Sadece takılabilir mi? Takılabilir. Mecburiyet var mıdır? Yani işte böyle bir sünnet falan değildir. Takılmaya müsaade vardır. Hatta fıkıh kitapları der ki, yüzük takayım mı, takmayayım mı diye tercih sorarsanız takmayın der ulema. Ancak o kişi devlet erkanı, kadı gibi böyle, vali gibi mühür olarak kullanacaksa müsaade edilmiştir. Peki, bir de şu meseleyi hızlı bir şekilde paylaşayım. Mesela adam uyu, uyuyor, uyukluyor. Namaz kılıyor, ezan okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor veya hutbe dinliyor veya adam efendim abdest alıyor. Mesela Kur'an okunuyor. Kur'an okunan bir yer adam Kur'an'ı dinliyor. Veya ilim meclisi sohbet başlamış, sohbette vaaz ortasında adam selam ya yani buralarda selam verilmez. Ezan okuyana, ezanı dinleyene. E şimdi şu soru çok sorulur. Ezan okunurken selam verilir mi? Abdest e, alırken selam verilir mi? Bu mesele şöyledir. Hem verilir hem verilmez. Şimdi eğer ezan okunurken kişi ezanı dinliyorsa selam verilmez. Dinlemiyorsa verilir. Hiç olmasa ulema diyor ki selam ver de bir orada bir ve aleyküm selam diye bir dua etsin. Abdest alan eğer adabına uygun dualan okuyarak abdest alıyorsa selam verilmez. Ama adam alap şalap abdest alıyor etrafındakiler de konuşuyor da ona selam verilir bari bir aleyküm selam bir dua eder diyor. Orada öyle bir mesele var. Yemek yeme meselesi de böyledir. Yemek yenenlere selam verilir mi? İki meseledir burada. Eğer yemek yiyen kişi lokmasını yutmuş, buyurun hoş geldin dedi de sana bakıyor böyle, buyurun diyorsa, e yemek yiyorsun selam ver. E mübarek yuttum da sana bakıyorum işte şimdi ver size selamı. Ona selam verilir. Ama adamın şimdi e, yemek yemiş, ağzında lokmalar var, yemek yiyor falan. Selamun aleyküm, o da vermek zorunda falan. Oradaki manzarayı siz düşünün, ben anlatamıyorum. Bu mesele bu şekilde. Yani e, tavla, satranç, kumar oyunları oynayanlar, çalgı çalan veya dinleyenler, güvercin uçurtanlar, bu tür şeylere selam verilmez diyor kitaplar özet olarak. Peki e, bu konuyla alakalı bir mühim mesele daha var. Muammin abdini yamurubi kabr raculun kani yarifuhu fit dünya. Dünyada tanıdığı birinin, ah burada ya bizim e, Ahmet dede, Hasan dede, Hüseyin dede, işte bizim büyüklerimiz burada yatıyorlar falan, bildiğin bir kabristana vardın dünya fe aleyhi oraya selam verirse illa arafehu ve selam. O kabirdeki ölüm zaten ruhlar alemi. Müminin ruhu çıkar, göğe kaldırılır, cennet gösterilir. Denilir ki gideceğin yer burası. Kabre gelir. El tüm Kabir cennet bahçesi. Oradan cenneti seyreder. Ruh ölmüyor. Sen ona selam verdiğin zaman ruhlar alemi sana selamını iade eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabristana vardığı zaman Aleyküm Şimdi burada geliyor. Hem burada nerede? Hazreti Abbas Mera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kuburil Medine. Resulullah Medine kabristanına gitti. Ve akbala aleyhim bir veciyi. Onlara döndü. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur minel müminine vel müslimin. Tirmizi hadisi. Adam öldü gitti diyor. Mafi fayda diyor. Ya nasıl mafi fayda ya? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabristana gidip selam vermiyor mu? Bunlar ölüp gitti bir işe yaramazlar. E, efendim ölü iseler peygamber niye o zaman taşa, toprağa, dağlara, boş yerlere selam veriyor? O zaman boşluğa selam vermiş olur peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa sümme haşa. Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada ne yaptı? Kabristan'a selam veriyor. Esselamu <Sessizlik> aleyküm ya ehlel kubur minel mümin vel müslümin. Yağfirullahu lena ve lekum. Allah bizde de sizi de affetsin. Ve entüm selefuna ve nahlül bil Siz bizden önde gittiniz, biz de peşinizdeyiz. Esselamu aleyküm da lakum müminun ve inna inşaallahu bikum lahkun. Esselullahi li ve lekumut tevfik. Kabristan'a verilecek selamın özeti bu. Yani ey ahirete gidenler Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz bizden evvel ahirete gittiniz. İnşallah biz de yakında size kavuşacağız yani imanıyla. Bakın burada öyle geçiyor. Demek ki bir insan kabristana gittiği zaman selam verir. Kabristandakiler eğer tanıdığı ise onun selamını alır. Efendim orada e, onlara Yasin ikrau liyen vatikum Yasin bu da Tirmizi hadisi. Geçmişlerinizde Yasin okuyun. Adam diyor ki ölünde arkasından bir fayda yok, hiçbir yok. Hasbunallah. Peygamber okuyun diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ma'min Abdil Yusefime aleyhi ruhi hatta Erudu aleyhisselam. selam. Daha da ileri gidiyorlar. Peygamber haşa öldü gitti diyor. E, peki efendimiz Aleyhisselatü Ömer buyurdu. Kim bana selam verirse Allah ruhumu iade eder. Ben onun selamını veririm diyor. E, Bursa'da yatan Emir Sultan Hazretleri Resulullah bize gitti. Selamun aleyke ya ceddi. Dedeciğim sana selam olsun dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aleyküm selam evladım dedi ya. Ya yani e, büyük Ahmet Rufay Hazretleri gitti. Bütün halkın gözünde selam aleyke ya ceddi. Dedeciğim sana selam olsun dedi. Elini öpebilir miyim dedi. Mana aleminde elini öptü. Bunlar hepsi tescilli ya. Var bunlar. Cümle alem şahit. Bu acayip bir şey. Yani peygamberin ruh şeyini kaldırıyorlar. ve kulüme yoktelif ise bile Allah öyle Allah yolunda ölenlere, şehitlere ölü demeyin diyor adam. Öldü gitti diyor vesaire. Neyse. Allah bizi ehli sünnetten ayırmasın. Burada hepsi ortadadır. Tirmizi hadisi, Ebu Davud hadisi, Bukhari hadisleri bunlar okuduğum hadis-i şerifler. Tirmizi yani bunların hepsinin kaynakları orta Ebu Davud hadisi. Efendim Kul esselamu aleyke ehle diyar minel mümini vel Siz kabristana gittiğiniz zaman Müslim hadisi bu. Ey Müslümanlar diyarı size selam olsun. Yerhamullahu'l müstakdimin minna vel müstakhirin. Yani bizden evvel gidenler, bizden sonra gidecek olanlar. Ve inna inşallah hüküm lahikun. Yakında biz de size kavuşacağız. Öyle Gelen hepsi ahirete gitmek içindir. Şimdi meşhur bir kaidedir. Dünyaya gelen ölmek için doğar. Onun için her an ölümle karşı karşıya olduğumuzdan dünyaya gelen çocuğun kulağına ezan, sol kulağına kamet getir. Kamet nedir? Cenaze namazı farz. Cenazede kamet getirilmez. Kameti peşin getiriliyor. Her an bir dakika sonra ölebilirsin, bir gün sonra, bir ay, bir yıl sonra vesaire vesaire. Ama her an ölüm senin için, hepimiz için. 87. ayet. Allahu la ilah illahu. Allah'tan başka ilah yoktur. Lejmann nakum ila kıyame Allah Allahsı kıyamet gün toplayacak. La hiç şüphe yok. Ve men astakum minallahi hadisa. Allah'ın kelamından söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır? Sen Allah'ın kelamını beğenmeyeceksin. Yunan felsefesini okuyup büyük adam olacaksın. Bu nasıl bir zıtlıktır ya? Şimdi çok mühim bir ayet. O da şu. Bismillah. Şehid Allahu ennahu. Allahımız buyuruyor ki kullarım buyur Şehid Allah. Allah olarak ben şahidim. La ilahe illahu, Benden başka yerlerin, göklerin, kainatının, insanın, cinsu, cinnin her şeyin efendim gücü, kuvveti, tasarrufu elinde tutan benim. Ben Allah olarak benden başka ilah yok. Vel melaike iki melekler de benim uluhiyetime, rububiyetime şahittir. Bak burası çok önemli. Ve ulul ilmi qaimen bil Adaleti ayakta tutup ahkamı diniyede dürüst olup İlim ehli, ilim ehli demiyor sadece. İlim ehli ama İmam Rabbani'nin ifadesiyle ilim, amel, ihlas. İlim var, amel var, ihlas var, dinde samimiyet ve dürüstlük var. Bu kişiyi Mevla buyurur ki böyle ulema işte İmam Rabbani'ler gibi, e, ee, İmam-ı Şafi'ler gibi, İmam-ı Azam'lar gibi, efendim büyük müştehit ulemalar gibi, Şahin Akşibentler gibi. Kaimen bil kıst, ilim değil işte. Onun için yani bilgi Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle. Bilgi kişinin cehaletini giderir ama eşekliğini gidermez. Biraz acayip bir kelimedir bu. Yani bir insanın ham maddesi o ilme liyakati yoksa adam cahilliği gitmiş olabilir ama o ilmi mücehhez olmamışsa edep ahlak, iffet sahibi değilse o bir işe yaramıyor. Allah bizlere ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Şimdi e, burada e, bu konuyla alakalı bu ayeti de arz edelim programımızın da sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Şu bilinmelidir ki kıyamet 3 kısımdır. Birincisi küçük kıyamet. Kişinin kendi ölümü. Nasrettin Hoca'nın hikayesi. Nasrettin Hoca dedi kıyamet ne zaman kopacak? Vallahi dedi hanım öldü küçük kıyamet. Ben öldüm büyük kıyamet gerisini bilmem dedi. Şimdi küçük kıyamet kişinin kendi ölümü. Men mate fakat mate kıyametuhu. Ölen kendi kıyameti kopmuştur. Bir de orta kıyamet vardır. Bu da birinci üfürüş. Üfürüldüğü zaman zaten iki defa üfürme olacak İsrafil Aleyhisselam. Bir üfürdüğü zaman bütün her şey yok olacak. Bir de büyük kıyamet nefai sani. E o da efendim cesetler kaldırılacak ve mahşer hesabı kurulacak. Allah mahkemeyi kübrada mahşerde hesabı kolay olanlardan eylesin. Son nefeste iman cennetini cemalini nasip eylesin. Dedik çok mühim bir ayet-i kerimeye geldik. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي Yani münafıklarla ilgili çok mühim ayrıntılar var. Bunu bir sonraki programda inşallah sizinle paylaşacağız. Bir programda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Amin. Subhan Rabbil Ali 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 Vehhab. Elhamdülillahi lezedana lihaz ve ma kunnen nete devlan Allah hamden. Kesiran tayyiban mübareken fi Cezilen cemilen daimen bir devamü külla ve havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbil Alim. Kalplerimize marifetullah nurunu doldur. Habibinin sevgisini doldur. Müslümanlara karşı sevgi ve muhabbetle kalbimizi coştur. Din kardeşlerimizin arasında tam bir sevgi ve muhabbet nasibeyle ve ihtilafı e, kargaşa çıkartmaya çalışanların şerlerini başlarına çevir. Ya Rabbi elâlemin ve ya Zalimlerin, kafirlerin, İslam kuran düşmanlarının, hasutların, münafıkların şerlerinden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi lan İslamca yaşayıp İslamca ruhumuzu teslim edip huzuruna gel kulun fetihul Amin. Amin. Selamete cennetime girin denilen kullarına bizleri dahil eyle. جملة مزه ربنا موافق بِالْحَيَاةِ سنة صن نفست إيمان جنة النجامة لين المشرفة إلى شرف النبي وآلّه وأصحابه ومشايخ الفاتيحه الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاعه